merhabalar. Bugün İstanbul Güneşli'deyiz. Misafir ol gel bana diyen Emine Hanım'a gidiyoruz. Hava çok soğuk ama biliyorum ki içeride bize sıcacık sohbetler, şahane lezzetler bekliyor. Hadi hep beraber gidelim. Bugün Emine Hanım'ın mutfağındayız, İstanbul'dayız. Merhabalar, bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkürler. Merhabalar, ne demek onur ettiniz beni, siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim, nasılsınız? İyiyiz. Çok güzel şeyler hazırlamışsınız bizlere. Elimizden geldiği kadar yaptık. Sağ olun, var olun, zahmetler yapmışsınız. Bugün beraber ne yapıyoruz? Fındıklı kek. Çok güzel bir tarif, sebzeli bir kek. Malzemelerini sayalım mı önce? Sayalım. Neler var Emine Hanım? 3 yumurta, 1 bardak şeker, 1 bardak sıvı yağ, 1 bardak ıspanak püresi, 2 paket vanilya, 2 paket kabartma tozu. Malzemelerimin hepsi bu değil mi? Evet, malzemelerimiz. Zaten yaparken de tekrar görürüz malzemeleri. Evet. Siz bana söylersiniz. Evet. Neyle başlayalım şimdi? Önce yumurtayla başlıyoruz. Kırıyorum size. Evet. Mikser kullanmaya ihtiyaç yok galiba. Mikser değil mi? Bununla daha zayıf hoşuma gidiyor yapma. Evet, üçüncüyü de kullanıyorum. Şimdi şekeri devam edelim. Bir bardak sıvı yağ, bir bardak. Evet. Bir bardak püreyi koyalım şimdi. Şimdi un koymaya devam edelim. Aldığı kadar. Emine Hanım, bu arada M marka un kullanıyorsunuz. Evet. Her zaman böyle misiniz? Evet, M marka kullanıyorum. Memnun musunuz peki? Memnunum. Teşekkür ederiz. Kabartma tozunu koyalım. Kabartma tozu 2 paket değil mi? Evet. Bu arada sizin bir sırrınız varmış. Bize de söyler misiniz? 2 paket vanilya koyuyorum. Neden? Ispanağın kokusu geçmesin diye, kokusunu alsın diye. Yani şöyle mi? Ispanaklı kek yediğinin kimse farkına varmasın. Varmasın diye, evet. Tamamdır. Kekin hamuru tamam galiba Emine Hanım. Evet, tamam. Şimdi hemen tepsiyi getirdik. Yağlıyoruz sıvı yağ ile. Evet. Şöyle biraz döküyorum. Yeterli galiba. Evet, yeterli. Fırçalayalım böyle. Şununla da yardım edeyim mi ben? Şöyle çevirelim. Bekleteceğim herhalde orada. İçine koyun.
Evet, kekimiz hazır. Çok da güzel oldu. Rengi de harika. İnşallah tadı da güzel olur. Mutlaka olacaktır. Şimdi fırına götüreceğiz galiba. Evet. Kaç derece olacak fırınımız? 180 derecede yarım saat. Hadi o zaman fırına gidiyoruz. Emine Hanım, keki fırına koyduk, pişiyor. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Üzerine krem şanti yapacağız. O zaman malzemeler. 1 bardak süt, 2 paket krem şanti. Başlayalım mı? Başlayalım. Önce hangisini dökeyim? Önce krem şanti. Süt ilave edelim 1 bardak. Ben yardımcı olayım. Sütümüz soğuk. Evet, soğuk. Biraz bunun dolapta beklemesini, soğumasını bekleyeceğiz. Hem de katılaşacak. Peki, katılaşacak. Zaten kekimiz piştikten sonra onun kenarlarını kesiyoruz galiba. Evet. Krem şanti. Mikserde çekiyoruz. Hı. Krem şantinin üzerine de çektiğimiz şeyi koyuyoruz. Hı, çok güzel olacak. Merakla İnşallah. Bekliyorum. Çok güzel demlenmiş. Ellerine sağlık. Canım. Her şey harika zaten. Mükemmel oldu. Konuklarını tanıtır mısın bize? Tabii. Bu kızım. Büşra. Büşra. Bu da eşimin dayısının eşi Emine Hanım. Emine Hanım memnun oldu. Bu da yan komşum Hatice. Merhabalar. Bu da eldimin kızı Yasemin. Evet, tanıştım. Bir de kızı var galiba yanında. Ayşecik. Ayşecik merhabalar. Eltiniz vardı galiba. Eltin. Hoş geldiniz. Akraba apartmanı oldu. Evet. Hep beraber değil mi? Genelde komşunuz da var ama evet. Genelde birlikte oturuyorsunuz galiba. Evet. Çok güzel. Evet, aile apartmanı. Hoş sohbetler, merdiven başı böyle konuşmalar, evet, sohbetler aynen. Herhalde çok oluyordur. Aynen. Bu arada kek, baktım bayıldım, şahane olmuş bunlar. Afiyet olsun. Neler yaptınız, bunları bir sayar mısınız Emine Hanım? Bu Tokat yöresel çarşaf böreği diyoruz, cevizli. Poğaça. Poğaçanız var. Evet. Bu zaten beraber yaptığımız, evet, ıspanaklı ama bakar mısın, fıstıklı gibi. Evet. Sarma yapmışsınız. Evet. Zeytinyağlı sarma yaptı. Bu bizim yapraktan. Yani evet. Hepimizin. Migros'un yaprağından ama Tokat yaprağı evet. Elinde. Sonra böyle bir ıslak kurabiyemiz evet. Var. Bu nedir şuradaki? O Tokat'a özgür bir keşkek yemek. Aa, keşkek de yaptınız. Evet. Eyvah eyvah. Çok zordur. Gece uyumadınız mı yoksa bizim için? Yok, uyuduk ama kolay yapımı. Kolay diyor. Tabii size evet. Kolay geliyordur da. Hepsi harika. Patates salatamız da evet. Var. Hadi hep beraber yiyelim mi bunları? Tadına bakalım. Herkes burada iyi gelecek elçisiymiş. Evet. Evet. Büşra'cığım sen mi hallettin? Aynen, bu işleri? Annemle de ben zaten vesile oldum Büşra'cığım elçisi olmasına. Benim arkadaşım vardı bir tane, o bana önerdi. Yani çok hoşuma gitti. Ondan sonra kendi arkadaşlarıma önerdim ben de. Annem de ben yaparken gördü. O da çok sevdi. Öyle beraber, hep beraber hep yapıyoruz. Hep beraber. Hepinizi tebrik ederim gerçekten. İlk defa bir eve gittim ve herkes silme iyi gelecek elçisi. Evet. Çok mutlu oldum, hem de çok kalabalığız. Emine Hanım. Benim.
Migros'tan alışveriş yapıyorsunuz. Evet, yapıyorum. Biliyorum onu yaptığınızı. Hatta ben mutfakta gördüm. Deterjan. Evet. Çok mutlu oldum. Fırçayı mı yıkadınız? Bir şey oldu, evet, değil mi? Evet, fırçayı yıkadım. Peki başka M markalı ürün kullanır mısınız? Kullanıyorum. Nedir? Nohut. Ha, bakliyat. Evet, bakliyat. Pirinç. Deterjan ürünleri. Peki ne için alıyorsunuz onu? Ucuz diye mi? Kalitesinden mi memnunsunuz? Yani pişmesi de güzel oluyor, lezzeti de güzel oluyor. Hı. Fiyatı da uygun mu peki? Fiyatı da uygun. Emsallerine göre? Aynı yani. Aynı. O yüzden kalitesinden, evet, dolayı tercih ediyorum, evet, diyorsunuz. İndirimlerden bahsettik. Mikroskoplarımız var burada. Bakalım mı neler varmış? Tamam. Şöyle dağıtabilir misin? Oy. Bu arada çok güzel, nostaljik bir şeyler var galiba mikroskopta. Bakalım, hatta gözlüğümüzü arıyoruz ama bulamadık. Nostaljik kapaklar yapmışlar, ne güzel hamise, evet, göre. Eskiler, hatırladınız mı bunları? Evet. Çok güzel olmuş bu arada, renk tonu falan harika, evet, olmuş. Bakalım neler varmış. Mesela buradan ilginizi çeken neler var? Bir de şunu kullanıyor musunuz Büşra'cığım? 60 liraya diyelim kahve. Kesinlikle kullanıyoruz. Çünkü çok indirim oluyor yani, bayağı bir. Biz de onu kullanıyoruz. Güzel şeyler oluyor ve de beğeniyoruz yani. Şey, kaç puanınız var sizlerin? 1900 falan şu an toplam. Burada en çok puan olan arkadaşımız kim? 2600. Ay, çok tebrik ediyorum sizi. Puanları nasıl kullanıyorsunuz? Nasıl kullanıyorum? Yani alışveriş yönünde. Yani her zamanki rutin alışveriş mi yoksa özel? Şampuan olsun mesela. O tarz şeyler alıyorum. Şampuan kişisel. Kişisel kullanıyorum. Evet. Çok da iyi yapıyorsunuz. İndirimleri de bir de takip ediyorum. Tamam. Artık poşet kullanıyor musunuz Migros'ta? Poşetlerimiz biliyorsunuz artık ücretli. Şu anda ücretsiz, ücretliymiş gibi görünüyor. Hı-hı. Alıştırma babında o şekilde kullanıyoruz. Ama daha az poşet harcayalım diye, çevreye daha duyarlı olmak için. Bir beklentiniz var mı 2019'da şu olsun? Mesela işe gireyim gibi. İş değil, önce sağlık, huzur. Sağlık. Daha başka bir şey istemiyorum. Bir de çocukların geleceği, evet, herhalde. Çocuklarım. Büşra'cığım, sen neler düşünüyorsun? Benim 2019 yılında güzel bir kariyerim olur inşallah. İnşallah diyorum. Peki iyi gelecek elçisi olarak nasıl bir platform görmek istersin? Farklı bir şeyler yani görmek ister misin? Yani gençlere yönelik olsa daha iyi olur. Biraz daha hani orta yaşlı kadınlara oluyor. Hani bize yönelik pek fazla göremedim. O yüzden gençlere yönelik şeyler olsa... Peki bunu aynı platform içinde mi istersiniz? Veya böyle ayrılmış bir köşe mi olsun? Hani şöyle 18-30 yaş arası, 30 ne bileyim 60 yaş arası gibi aslında bir sınırlama mı? Ayrıştırmasına gerek yok. Hani aynı platform içinde olursa iyi olur. Hani biraz da bize yönelik şeyler güzel olur. Güzel olsun. Siz de aynısını düşünüyorsunuz değil mi? Anladım. Zaten yaş farkı öyle. Sizin? Biz de aynı. Ne beklentiniz var? Ne hayal ediyorsunuz? 2019'da şu olsun. Yani bilet çıkıyor. Milli piyango istiyorsunuz. Evet. İnşallah olur. Sizin de kızınız için herhalde bir beklentiniz vardır 2019'da. Ben okula gidiyorlar ya, okula başarılı olmalarını istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Bir tane mi sizin kızınız? İki tane. Ay, maşallah diyorum. Tabii önce hepimiz sağlık diyoruz, evet, herhalde. Evet, sağlık. Daha sonra çocukların geleceği, öyle anlıyorum. Üçüncü sırada da iyi gelecek elçilerinden daha çok hedef. Evet. Biraz gençlere yönelik de hedef istiyorsunuz. Peki canlı yayınlarda neler olmasını istersin Şuracığım? Yani canlı yayında bizim için tabii ki makyaj tüyoları olsa güzel olur. Evet. Cilt bakım. Daha çok onları istiyorum. Yani hem kişisel gelişimle hem de bedensel gelişimle ilgili olan şeyler istiyorsunuz. Evet, aynen. Kadınla. Yani gençlere kıyafet, moda, güzellik bakım olsa güzel olur. Tamam, iletiriz onları. Neden olmasın? Çok teşekkür ediyoruz her şey için. Çok güzel bir gün geçirdik sizlerle. Dolu dolu hepinizle. Hatta böyle kadroşa bile sığamadık biz. O kadar fazlayız. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Çok güzeldi. Sizin de ellerinize sağlık. Ne güzel bir gün geçirdik sizle. Ne bekleriz, yine gelin.
Umarım biz de bekliyoruz stüdyolarımıza, workshoplarımıza, etkinliklerimize hepinizi. Çok teşekkür ediyorum değerli görüşleriniz için.